Burada Türkiye için şunu gösteriyor. Ne yazık ki alışkınız. Çok fazla defa şahit olduk. Şule'de de şahit olduk. Katledilmiş kadının hayat tarzı sorgulanıyor. Yaşam tarzı sorgulanıyor ve mutlaka katile bir sebep aranıyor. Yani evliymiş, o gece ne işi varmış, içki içmiş, sevgilisi varmış. O kadar çok sebep aranıyor ve bulunuyor ki geçtiğimiz 13 duruşmada da Pınar için biz aynısını gördük. Erkeklik halinin normali bu. Erkek yargının normali bu. Yani AKP'nin makbul kadınları değiliz, olmayacağız. Yıllardır yapamadı. Ve madem öyle olmuyorsunuz, madem makbul koşullarda yaşamıyorsunuz, o zaman sonucunuz bu olur. Aslında erkek yargı, AKP tabii işbirliğiyle bunu göstermeye çalışıyor. Hayır, öyle yaşamayacağız. Hayır ve buna rağmen katledilmeyeceğiz. 1,5 yılda 600 kadının katledilmesi ve tamamının yaşam tarzının sorgulanıyor olması bize direnişten başka bir çare olmadığını, bunu yapamazsınızı göstermek zorunda olduğumuzdan başka bir şey göstermiyor. Yani aslında başka bir çaremiz yok. Direnişte olmak zorundayız, omuz omuza olmak zorundayız ve birbirimizin yaşamını, hatta yaşam tarzını savunmak zorundayız. En temel hakkımız olan yaşam hakkımızın elimizden alınabilmesi, bizden koparılabilmesi için bir sebebin var olabilme ihtimalini tartışıyorlar. Yani işte Pınar burada şunu yapmasaydı ya da A kişisi, B kişisi burada bunu yapmasaydı, gece bunu giymeseydi, orada yürümeseydi öldürülmeyecekti. Yaşadığımız koşullar ne yazık ki kadınlar ve LGBT artılar için en temel hakkı olan yaşam hakkının mücadelesini vermek zorunda bırakan koşullar. Savcı ağırlaştırılmış müebbet sistemiyle giderken hakim müebbeti bile geçtik. 23 yılla resmen cezasızlıkla ödüllendiriyor faili. Bunun içinde işte haksız tahrik indirimi ya da işte kravat taktı, takım elbise giydi, şıktı ya da iyi bir konumda çalışıyor gibi saçma sapan sebeplerle indirim alıyorlar. İstanbul Sözleşmesi bizim yaşam hakkımızı aslında koruma altına alan bir sözleşme. Bütün halinde, birlik halinde mücadele etmemiz gerekiyor. Kadınlar ve LGBT artılar olarak, ezilen tüm kesimler olarak.